Dario Moreno'nun 100 yaşı anısına. 3 Nisan 1921. Güneşin ufukta doğmasına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına ramak kalmışken, Yahudi asıllı sanatçı ve oyuncu Dario Moreno, İzmir mezarlık başında dünyaya gelir. Moreno, farklı din, dil ve kültürlerin bir arada yaşadığı İzmir'de daha 2 yaşında yetim kalır. Moreno'nun annesi Madame Rosa, yoksulluktan ötürü bir daha evlenir. Üvey babası Moreno'yu yetimhaneye verir. Moreno yalnız başladığı hayata, Yahudi ilkokulunu bitirdikten sonra avukatların yanında getir götür işlerini yaparak atılır ve çalıştığı avukatın yanında katipliğe yükselerek şeytanın bacağını kırar. İşinden arta kalan her zamanında milli kütüphaneye gidip kendi kendine Fransızca öğrenir ve yine bu dönemde başlayan gitar merakını geliştirir. Yahudi ilkokulunda Tevrat'ı ve bazı ilahileri öğrenen Moreno'nun sesinin güzelliği, İlahileri söylediği zaman keşfedilir. Sokaklarda elinde gitarla şarkı söyleyerek para kazanan Moreno, 18 yaşındayken Konak Vapur İskelesi'ndeki gece kulübünde sahne alır ve bunun ardından şöhretin kapılarını aralar. Annesini de yanına alarak mezarlık başına ayrılan Moreno, sonraları adını sokağına vereceği yere taşınır. Zenginlerin semti asansöre. Çalışmak için Ankara'ya giden Moreno, Fritz Kertel'in orkestrasında solistlik yapar ve Bekar Oteli denilen bir otelde 2 yataklı bir oda tutar. Oda arkadaşını çalışma saatlerinden dolayı görmeyen Moreno, bir gün sahnesi erken bitince oda arkadaşını orada ilk defa görür. Moreno arkadaşına kendisini tanıtır. Arkadaş da cevap verir. Ben sizi tanıyorum, ben de Orhan Veli. İkili daha sonra yakın arkadaş olurlar. Moreno sonrasında Atina ve Fransa'da çalışır, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapar. İncecik bıyıkları, yuvarlak yüz hatları ve kıvırcık saçlarıyla Akdenizli bir tipi olan ve görünüşü gibi gülüşüyle de özellikle Türkler tarafından çok sevilen Moreno, uluslararası üne kavuşur. Gittiği her yerde Türk ve İzmirli olduğundan bahseden Moreno, bununla asıl övünmesini Paris'te gittiği Latin Amerika Şarkıları Festivali'nde yaşar. Fransa adına yarıştırılan Moreno, birinci seçilir. Fransa Ulusal Marşı eşliğinde Fransa bayrağı göndere çekilirken müdahale eder. Göğsünden Türk bayrağı çıkaran Moreno, ben Türk'üm, İzmirliyim der. Genç yaşta vefat eden Moreno, vasiyeti olarak da şu dizeleri dile getirir. İzmir, tatlı ve sevgili şehrim. Bir gün şayet senden uzakta ölürsem, beni sana getirsinler. Fakat mezarıma götürürlerken, öldü demesinler. Uyuyor desinler koynunda, tatlı İzmir'im. İstanbul'da, Yeşilköy Havaalanı'nda kalp krizi sonucu hayata veda eden sanatçının annesi, oğlunun cenazesini İsrail'e götürülmesini ister ve Moreno Tel Aviv'de Holon mezarlığına defnedilir.